Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube'dan Bay Yeşil Bağ ben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Otomobil piyasasında satışlar her ne kadar çok fazla düşmese de artık herkes biliyor ki otomobile talep aşırı derecede azaldı. Bu satışlar her ne kadar düşmese de sözümü de sakın yanlış anlamayın. Çünkü satışlar aslında birkaç ay öncesine göre aşırı derecede düşüyor. Ama geçtiğimiz senelere baktığımızda hala onlara nazaran çok çok yüksek seviyelerde seyrediyor. Lakin siz satışların durumuna eğer geçtiğimiz senelerdeki satışlara baz alarak bakarsanız çok büyük yanılgıya düşersiniz. Olay aslında şu kadar basit arkadaşlar. Bu sene 1 milyona dedi geçmesi beklenen bir otomobil satışı bekleniyor Türkiye'de sıfır olarak. Ama bu durum son aylarda sekteye uğradı ve 1 milyon adet yakalanamayabilir denmeye başladı. Şimdi ortada şöyle bir durum var. Bu arada çok güzel, gerçekten çılgın indirimler var. Onlarla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim de. Önce lafı şöyle bir toplayıp öyle gireyim mevzuya. Arkadaşlar mesele şu. Geçtiğimiz aylarda 110 bin, 110 bin, 110 bin yani hep 100 binin üzerinde satışlar yaşandı. Bir önceki ayda 80 küsür bine düştü bu satışlar. Bu ayda ya 80 binlerde işte 80-90 arası bekleniyor da belki biraz daha aşağısı olabilir. Yani yine 2 ay öncesine göre %30-%40'lık düşüş bekleniyor satışlarda. Sonrası içinse felaket senaryoları yazılıyor arkadaşlar. O hani diyorduk ya, araca talep var, 6 ay sonraya gün veriyorlar, gün veriyorlar, gün veriyorlar. İşte o talep aradan al satçıların, arabadan para kazanma hayali kuranların çekilmesiyle birlikte yarı yarıya düşmüştü. O yarı yarıya düşen talepten sonra da bu son 2 aydaki satışlarla birlikte artık gerçekten araç almaya ihtiyacı duyan insanlar zaten araçlarına kavuştular. Geride kalan %50'lik talebin de büyük bir çoğunluğu eridi. Markalar şu anda bunun gerçekten bu seviyede olduğunu biliyor ve bildikleri için de inanılmaz kampanyalarla müşterileri yeniden araba almaya yönlendirmeye çalışıyor arkadaşlar. Son durum ne? Hemen söyleyelim. Markalarda, bayilerde otomobiller gerçekten elde kaldı. Stoklar aşırı derecede artmış durumda. Her bayi, her marka artık kendi kendine bireysel reklam yapmaya başlamış durumda. Bizde araç var, gelin aracınızı alın diyorlar. Bakın ister Instagram'dan, ister Facebook'tan, ister YouTube'dan, nereden olursa olsun o bayinin nerede bir sosyal medya mecrası varsa oradan muhakkak bayide araba olduğuna ve indirim olduğuna dair videoları, reklamları karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Karşımıza çıkıyor, hepimiz bunu görüyoruz. Hatta bazılarını da daha önceden o bayiyi araç almak için aradıysanız, iletişime geçtiyseniz doğrudan telefonla arayarak abi araba almak istiyorsan gelin size uygun fiyata verelim diyorlar. Yani araçlar elde kaldı. Ama bu araçlar elde kaldı sözünden de şu anlaşılmasın, bayilerdeki hiçbir otomobil satılmıyor. Öyle bir dünya yok. Bakın tekrar söylüyorum. Geçtiğimiz aylardaki 110 bin, 110 bin, 110 bin gelen satışlara güvenerek markalar ve bayiler çok fazla araç siparişinde bulundular üreticilerden. O araçlar Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor. Mesela geçtiğimiz ay değil, bir önceki ay bayilerde araç kalmıştı biliyorsunuz. Bütün araçlarını o ayın içinde satamamışlardı. Geçtiğimiz ay 110 binlik satış 85 bine düşünce bayilerin elinde çılgınca araç kaldı. Bu ay geçen aydan kalan araçlarla birlikte bu ay gelen siparişler de eklenince üzerine arkadaşlar çok çok fazla araç bayilerde bekliyor şu anda. Burada hemen aklınıza şu gelebilir. Ya işte ben Fiat Egea'nın Easy paketini almak istiyorum 700 küsür bin liraya ama bulamıyorum. Hyundai Bayon'un ne bileyim en ucuzunu, i20'nden ucuzunu almak istiyorum ama bulamıyorum. Ya onları zaten bulmak halen kolay değil. Bulunabiliyor ama halen kolay değil. Neden? Çünkü otomobil fiyatları öyle bir fırladı ki otomobile ihtiyacı olan insanlar artık sadece en ucuz araçları alabilmenin peşine düştüler. Çünkü mantıklı olarak düşününce bir araca 2 milyon 3 milyon vermektense 700-750 bin liraya bir tane Egea alıp 4 sene 5 sene o araca binip işini görmek istiyor adam. Açık konuşalım, mantıklı olan da bu. Ha bazıları da var, parası çok, 2-3 milyonluk 5 milyonluk arabanın peşine düşüyor. Ama o yukarıdaki araçlar şu anda çok çok bulunuyor. Hele ikinci elde çılgın indirimlerle karşımıza çıkıyor. Mesela sıfırı 2 milyon 2,5 milyon olan araçlar şu anda 1.600, 1.700'e, 1.800'e 1-1.5 yaşında olarak karşımıza çıkıyor ikinci elde. Üstelik tertemiz, hiçbir kusuru yok aracın. Sadece 20-30 bin kilometre yol yapmış ama sıfırından 5-600 bin lira daha ucuza karşımıza çıkabiliyor. Peki sıfırda durum ne? Sıfırda durum şu. Birkaç aydır zaten markalar zam yapmıyordu. Çok nadir. 10-20 bin lira zam yapan markalar çok nadirdi. Türkiye'de onlarca marka var ve neredeyse %90'ı 95'i zamsız giriyordu sezona. Daha doğrusu bir sonraki aya. Ama ne oldu? Bu ay daha ay başlamadan bazı markalar açıklama yaptılar ve 10 bin, 20 bin, 30 bin gibi hatta 60 bin gibi indirimler yaptılar. Sonrasında aya girdik. Bugün ayın ikisi. Ayın ikisi itibariyle normalde bu kadar erken davranmazdı markalar fiyatları açıklamakta. Ama ayın ikisi itibariyle fiyatlarını açıklayanlar var. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin
en çok satan otomobillerinden birisi. Yerli bir otomobil, Türkiye'de üretilen bir otomobil, Toyota markasının Corolla modeli. Toyota fiyatlarını açıkladı ve Corolla da çılgınca bir indirime giderek 180 bin liralık bir indirimle aracı yeniden engelli muafiyetiyle alınabilecek seviyeye getirdi. Bu arada 180 bin en alt paketinde Toyota Corolla'nın. Üst paketlere çıktığınızda da 150'şer bin liralık, belki biraz daha fazla kampanyalarla birlikte indirimler söz konusu. Onlar da var. Yani tek bir paketinde gel gel yaparcasına bir indirim değil bu. Corolla'nın tüm paketlerinde çılgınca indirim var. Neden? Araçlar Türkiye'de üretiliyor. Buradan hemen şunu da söyleyeyim. Görüyorsunuz değil mi yapılan indirimleri ve görüyorsunuz değil mi birkaç aydır yapılmayan zamları ve bu markalar hala bu araçlardan para kazanıyorlar. Arkadaşlar tarihlerinde hiçbir zaman yapmadıkları kadar büyük kar oranlarıyla araçlarını satıyorlardı. Ben bunu defalarca söyledim. Dolar euro çıktığı gibi çıkmadı otomobil fiyatları. Dolar euro 2'ye katladıysa bunlar 3'e katladı. O yüzden otomobil fiyatları şu anda aşırı derecede şişik durumda diye defalarca söyledim. Bazıları hadi canım olur mu öyle şey, enflasyon var, şu var, bu var dedi. Enflasyon her ay var. Hala %7, %8 geliyor aylık. Ne oldu? 180 bin lira indirim 1 milyon 200 bin liralık araçta. Yani neredeyse 6'da 1 oranında indirim var araçta. Ne demek bu? %15'ten daha fazla. Nasıl oluyor? Hani dolara bakıyoruz. Dolar geçtiğimiz ayla bu ay arasında yine bir 40-50 kuruş yukarıda. Yani dolarda bir düşüş de yok, gerileme de yok. Euro hep aynı yerde seyrediyor. Ama otomobil fiyatına bakıyorsun, 200 bin liraya yakın indirim. Opel'e geliyorsun, 165 bin lirayı bulan indirim var. Ya diğer markalar zaten geçtiğimiz aylardan 200 bin lirayı bulan indirimleri zaten yapıyorlardı. E o indirimlerin üzerine ekstra kampanyalar, işte takas desteği falanlar filanlar, faizsiz krediler, sizlere her türlü araba almanız için yardımcı oluruz diyorlardı. Şimdi ne oldu? Şimdi aleni liste fiyatından 100-200 bin lira aşağıya çekmeye başladılar. Çünkü artık millet liste fiyatına bakıyor önce. Şimdi liste fiyatında Toyota Corolla engelli muafiyetiyle alınabilecek seviyeye girmiş durumda. Başlangıç paketiyle 1 milyon 2 bin lira. Geçtiğimiz ay 1 milyon 182 bin liraydı bu araç. Daha doğrusu geçtiğimiz ay demeyelim, 3 gün önce. Bu araç 1 milyon 182 bin liraydı, şimdi 1 milyon 2 bin lira. Nasıl çılgınca bir indirim? İşte markaların 1 milyonluk araçtan bile ne kadar kar yaptığını buradan anlayın arkadaşlar. Türkiye'de tarihte görülmemiş kadar fazla kar oranıyla, kar marjıyla bu araçları satıyorlar. Satsınlar. Yeter ki dürüst satsınlar. Milleti kazıklamaya çalışmasınlar. En başından beri söylüyoruz, liste fiyatından almaya razıydı herkes. Evet çok pahalı, vergiler çok yüksek, araçlar çok pahalı ama yine de millet liste fiyatından aracı almaya razıydı. Ama ne yaptılar? Liste fiyatının üzerine 100 bin, 200 bin, 300 bin vermezseniz size aracı veremeyiz dediler. Çünkü 6 ay ileriye kadar bizim sıralarımız dolu, satışlarımız yapıldı dediler. Ama 100, 200, 300 fazla verdiğinizde aracı bir anda çıkarıp karşınıza getirdiler. İşte durum değişiyor. Burada aslında endişe verici olan markalar adına fiyatların gerilemesi değil arkadaşlar. Şu anda satışlara talepler, araçlara talepler inanılmaz derecede azalmış durumda. Otomobil satışları gerçek anlamda düşmeye başlamış durumda. Birkaç aydır düşüş eğrisinde ve bu daha da hızlanarak gidecek. Ya bunu markaların sahipleri, başkanları, CEO'ları söylüyorlar. Diyorlar ki biz Ekim, Kasım, Aralık aylarında geçtiğimiz aydaki satışları yakalamamız imkansız diyorlar. Hani 50-60 bin, 65 bin yaparsak belki son ayda bir güzel kampanyayla 100-110 bin yeni sezon zammı gelmeden yaparsak yine ne mutlu bize demeye başladılar. E araç siparişlerine bakıyorsun. 6 ay öncesinden belki veriyorlar araç siparişlerini. E o siparişlerde de her ay 100 bin, 100 bin, 100 bin, 100 bin araç talep etmişler. E şimdi o araçlar geliyorlar. Geri de gönderemiyorlar. Çünkü araçlar özel üretiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız diyor ki ya ayın başında ayın siparişleri verilir. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Araçların siparişleri birkaç ay öncesinden verilmek zorunda. Çünkü fabrika üretimini ona göre düzenleyip araçlarını üretip karşısına çıkartıyor müşterilerinin. Sizin anlayacağınız otomobildeki durgunluktan dolayı liste fiyatından da çılgın indirimler var. Yetmiyor. Üzerine bir de kampanyalarla ekstra indirimler devam ediyor. Daha ayın başı. Geçtiğimiz ayın bir satış rakamları gelsin birkaç gün sonra, onları da konuşuruz. Sonrasında diğer markalarda nasıl indirimler yapacak, onları da konuşuruz. Ama benim size nacizane tavsiyem şu arkadaşlar. Şu durumda, şu zamanda eğer bir otomobil almak istiyorsanız muhakkak önce ikinci eline bakın. Şu anda ikinci elde sıfır ya da sıfıra yakın olan araçlar sıfırından çok daha uygun fiyata satılabiliyorlar. Özellikle fiyatı 1,5-2 milyonun üzerine çıkan araçlarda. Önce oraya bakın. Sonrasında o araçların fiyatları işinize gelmiyorsa bayiye gidip güzel bir pazarlık yapıp aracı olabilecek en dip fiyata, en uygun fiyata aracı satın alın arkadaşlar.
İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motors, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta cila, detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bayyeşil Bağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bayyeşil Bağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.